Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önce uyarmıştık. Esnafa, öğretmene ve diğer toplum kesimlerine karşı dışlayıcı bir dil kullanmaması konusunda. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısı sırasındaki esnaflara hitaben kullandığı "AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda" sözlerine değinen Çelik, bu ifadeleri kullanmayı sürdürmesi şaşırtıcı dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önce uyarmıştık. Esnafa, öğretmene ve diğer toplum kesimlerine karşı dışlayıcı bir dil kullanmaması konusunda. Zaten Türkiye'nin demokrasi mücadelesi esnafın yakasına yapışanların, esnafın yakasına vesayet elleriyle yapışanların esnafın yakasından düşürülme hikayesidir bir bakıma da, bir boyutuyla da. Bu şekilde tabii ifadelerin, yani öğretmenleri hedef gösteren, esnafı hedef gösteren, İki elim yakanızda gibi ifadelerin bu kadar kolaylıkla kullanılabilmesi doğrusu çok son derece şaşırtıcı. Ama maalesef bu bütün uyarılara rağmen devam ediyor. Demek ki bilinçli bir politika, ısrarlı bir politika. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilere hedef aldığını kaydeden Çelik şunları söyledi. Devletimiz kökleri itibariyle her zaman mazlumların sığınağı olarak, bütün mazlumların sığınağı olarak anılmıştır. Ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan bir tanesidir. Halbuki söz konusu olan, tarih boyunca yaptığımız bu milletin hasreti olan bir şeyi yeniden yaşatmaktı. Ölümden kaçan insanlara sığınak olmak, mazlumların sığınağı olduğumuzu göstermekti. Eğer Türkiye bu kapılarını açmasaydı, bu sınırlarını açmasaydı bu insanların hepsi öldürülecekti. Şimdi Avrupa'nın bazı yerlerinde gördüğümüz o korkunç sahneler sınırımızın dibinde gerçekleşecekti. Afrika'da gördüğümüz bazı sahneler. Bu millet buna müsaade etmezdi, bu devlet buna müsaade etmezdi ve etmedi de. Çelik, aile değerleri üzerinden siyaset yapılmasını da uygun bulmadıklarını sözlerine ekledi. Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Şimdi biz diyoruz ki, işte Cumhurbaşkanımızdan, eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak'tan bahsederken, böyle sürekli aile ilişkilerini hedef alan bir yaklaşım içerisine girmeniz, ahlaki değil. Siyasi pozisyonları, siyasi sorumlulukları gereği muhalefet bunu tabii ki eleştirecek. Biz de gereken cevabı vereceğiz. Söyledikleri siyasi şeylere zaten cevap veriyoruz. Ama siz bunu aile ilişkileri üzerinden sürdürmeye devam ettiğiniz zaman gayri ahlaki bir iş yapıyorsunuz. Demokratik değerlere saygı konusunda çok parlak bir sicile sahip olmadıklarını biliyoruz. Ama şimdi siyasi hayatta hiç olmayan bir şeyi yapıyorlar. Politik sorumluluk, politik tartışma yerine meselenin içerisine aileyi karıştırıyorlar. Bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım. Merkez Bankası rezervleri hakkındaki söylentilere de cevap veren Çelik, yapılan döviz işlemlerini sanki gizli saklı, kanun dışı, birilerinden saklanan bir işlemmiş gibi sunmak siyasi ciddiyete yakışmıyor ifadesini kullandı. Her şey kanunlara uygun ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış. Ülkemize ekonomik saldırının olduğu dönemlerde, arkasından neredeyse küresel tedarik zincirini koparacak kadar güçlü negatif etkileri olan bu pandemi döneminde ortaya çıkan tabloda Türkiye bütün bu dönemdeki finansal istikrarı en başarılı şekilde yönetmiş ülkelerden bir tanesi. Bunun için yapılan döviz işlemlerini sanki gizli saklı, kanun dışı, birilerinden saklanan bir işlem gibiymiş gibisinden sunmak en azından siyasi ciddiyete yakışmıyor. Kayıtlar orada duruyor. Saat saat, ki isim isim nasıl işlemler yapılmış, bunlar nasıl gerçekleşmiş, hangi koşullarda gerçekleşmiş, herkesin buna ulaşması gayet mümkündür. Akdeniz ve Ege'deki gelişmeleri yakın bir şekilde takip ettiklerini vurgulayan Çelik, Türkiye ne kara vatanı konusunda ne de mavi vatan konusunda herhangi bir taviz vermeyecek şeklinde konuştu. Bakın Yunanistan'ın beyanlarındaki saldırganlık, kışkırtıcılık devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ni köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey oturup Türkiye Cumhuriyeti'yle kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır. Kışkırtıcı beyanlara devam ederseniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini zedeleyen bir takım açıklamalar yapmaya devam ederseniz,
Ege'deki ve Akdeniz'deki haklarımızı hedef alan bir takım açıklamalar yapmaya devam ederseniz, bu bahsettiğimiz, sağlıklı yürümesini istediğimiz diplomatik süreçlerin maalesef istikrarsızlaşmasından biz sorumlu olmayız. Türkiye ne kara vatanı konusunda ne mavi vatanı konusunda herhangi bir taviz vermeyecek.